İyi akşamlar hepinize. Evet, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, tanıdık isimler görüyorum burada. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kampımız başladı. Bir yol aldık. Güzel de yol aldığımızı düşünüyorum. 20 Haziran'da yeni gruplar da açılıyor. Teşekkür ederim. Son düzlüktesiniz. Biraz heyecan, biraz stres hepinizde var biliyorum. Nasıl sorularla karşılaşacaksınız? Bunun kaygısını da yaşıyorsunuz zaman zaman. Ama inşallah her şey çok güzel olacak, inanıyorum. Emek veren bir grubun olduğunu farkındayım. İnşallah onun da karşılığını alacaksınız diye düşünüyorum. Ya Evri Hocam, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin o zaman. İnşallah hepiniz için çok verimli bir yayın olur. Eylül'de Mehmet Hocam. Eylül'de. Yani bu aslında sizler için bir avantaj. Önceden de görmüş oluyorsunuz hocaların anlatım tarzını. Elbette hepimiz aynı bilgiyi veriyoruz sizlere. Orası tartışılmaz. Ama herkesin bir tarzı var tabii ki. Açılacak. Açılacak tabii ki. Tek uzem hem lisans, hem ön lisans, hem orta öğretim. Hepinize yer var burada. İsteyen herkese. Bunun için bana soru sormayın. Eğitim danışmanımız da bakın oraya bir link bıraktı. Ne zaman başlayacak? Nasıl olacak program? Ayrıntılı bir bilgi için size geri dönecekler. Hatice Hocam, o zaman ilk dinleyişin umut ediyorum güzel olacak. Birazcık konuşuyorum şunun için. Tam 9 dedik. O yüzden yoksa gevezelik yapmıyorum. 2 dakika daha bekleyelim. Belki giriş yapamayan arkadaşlarımız vardır onlar için. O arada ben sorularınız varsa alabilirim. İlk olacak olanlar da var. Daha önceden beni sosyal medyadan takip edenler var. Belki tek uzemde dersine girdiğim arkadaşlarım var. Süper. Elif Hocam çok naziksin. Teşekkür ediyorum. Merve Hocam sana da ne kadar güzel. Yani bizim en büyük motive kaynağımız bu. Biz anlatıyoruz. Siz soruları yapabildikçe ben burada çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İsteyen başarıyor. O zaman hazır mıyız? Her şeyden böyle daha doğrusu ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden birer örnek hazırladım şöyle. Hoş geldiniz İknur Hocam. Hemen şöyle bir başlayalım istiyorum. Hatırlata hatırlata. Gidelim bakalım. Gülcan Hocam teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ben hemen kara kaplı gözlüğümü şöyle takıyorum ki akşamın bir farklı bir okuma hatası yapmayayım sizlere diye. Bu gözlüğün anlamını benimle ders işleyenler çok iyi bilir. Bak Sefa Hocam hemen yazdı. Gözlük çok önemli. Gözlük taktı mı? Evet. Birazcık daha dikkat edeceğiz. Şimdi ÖSYM nelere önem verir? Bu yıl önce bir mensü yapıldı. Ardından TYT yapıldı. Ve bizi şaşırttı mı ÖSYM? Şaşırtmadı. Tarzının dışına çıkmadı. Ya bu soruyu hiç sormamıştı. Bu nereden çıktı dedirtmedi. İnşallah sizde de öyle olacak. Değer verdiği konular var. Her yıl sorduğu konular var. Atlamadan sorduğu konular. O yüzden bunlardan ilkiyle başlayacağım şimdi. Bence kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanız gereken değerli arkadaşlar bence bir dil bilgisi konusu ses bilgisi. Şimdi burada şuna çok aşina olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ses olaylarının bir diğer ismini bileceğiz öncelikle. Şimdi bize bir parça verildiğinde ya da bir dörtlük verildiğinde ve böyle hiçbir kelimenin altı çizilmediğinde
aşırı stres oluyoruz biz. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hangi kelimeye bakacağız şimdi diyoruz. Ama nasıl yapacağımızı anlatacağım. Önce seçenekleri yorumluyorum size. Nasıl yorumluyorum? Şöyle ki, ünlü düşmesi genelde ÖSYM'nin tercih ettiği isimdir. Ancak bu size hece düşmesi olarak da değerli arkadaşlar sorulabilir. Ünsüz yumuşaması dediğim ses olayı ise aynı zamanda ünsüz değişmesidir. Bu durumda neydir? P, Ç, T, K seslerinin hemen şöyle yazalım. Neye dönüşmesiydi? Karşılığı olan yumuşak ünsüzlere dönüşmesi demekti. Ünsüz benzeşmesi dediğim ses olayının diğer adı ise değerli arkadaşlarım sertleşmeydi. Burada da sözcüğe eklemiş olduğum C, D, G eklerinde bir sertleşme oluyordu ve bu eklerin başındaki sesler Ç'ye, T'ye ve K'ye dönüyordu ve ben buna benzeşme ya da sertleşme diyorum. Ünsüz türemesi dediğim ses olayının bir diğer adı ise ikizleşme. Bakın direkt soruya dalmadım, bir şeyler de öğrenin istiyorum çünkü. Bir diğeri de ulama. Biliyorsunuz ulama olacak sözcüklerin arasında hiçbir noktalama işareti olmayacak. Sözcüğümün sonu ünsüzle bitecek. Bir sonraki kelime münlüyle başlayacak. Şimdi benim işaretlediğim sözcüklere son derece dikkat etmenizi istiyorum. Bir tanesi şu çıktığından sözcüğü, olmuştur sözcüğü. Yine ilk okumanızda bulabildiğiniz kadar arkadaşlar bak stres olmuyorsunuz. ÖSYM sorularında genellikle bir ses olayının birden fazla örneğini veriyor bakın bize. Hemen geldim. Şurada bir tane gördüm. Ve hemen bakalım bu ses olayları nelermiş bunları bir özetleyeyim. Şimdi sıfat fiili eki bizim karşımıza çok fazla çıkar değerli arkadaşlar. Dık dik eki biliyorsunuz hepinizin bildiği. Şimdi gördüğünüz gibi ekin aslı dık dik ve bu ekin başındaki D sesi T'ye dönerek sertleşti. K sesi de yumuşak G'ye dönerek ne yaptı? Yumuşadı. O zaman bakın hemen ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi seçeneklerim gitti. Ancak ben diğerlerini de söylemek istiyorum. ÖSYM sertleşmeyi dırdır ekine de çok saklar. Benim ekimin aslı dırdır. Ve bu ekin başındaki D sesinin T'ye dönme olayı da benim için yine ünsüz sertleşmesi. Ve gördüğünüz gibi çıktığı sözcüğünde yine bir ünsüz sertleşmesi ve yumuşaması görüyorum. Beslenen sözcüğüne geldiğimde ise diğer arkadaşlar sözcükte yapıdan hatırlıyorsunuz. Sözcüğün kökü besi. Besiden beslemek oldu. Dolayısıyla bir ünlü kaybetti ya da bir hece düşmesi oldu. Aynı durum benzerlik sözcüğünde var. Benizdi bunun kökü. Benizden benzemek olurken ve daha sonra benzer olurken sözcüğümde yine bir ünlü kaybı meydana geldi. Ve söz ettiği sözcüğünde de yine sıfat fiilimin aynı eki T yumuşak G'ye, D T'ye döndü. Yumuşama ve sertleşme oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Burada iki tane seçenek arasında kaldık. İlk gözümüze ünsüz türemesi çarpmadı. Ulamaya bir bakalım. Acaba buralarda ulama var mı? Bir tane bulmam benim için nedir değerli arkadaşlar? Yeterlidir. Mesela benim ilk gözüme çarpan şurası oldu. Ünsüzle bitti. Ünlüyle başladı. Ulama da var. Ne yoktur değerli arkadaşlar? Ünsüz türemesi yoktur. Hepsini bir kağıda yazıp bakmak lazım. Bilmiyorum artık. Yani bu zamana kadar bunlar soru çözdükçe oturur. Yani ben bir ezber yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Bol bol soru çözmeniz gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ve hemen yine ÖSYM'nin gerçekten çok önem verdiği bir başka konuyla giriş yapacağız. Nedir o? Sözcükte yapı. Şimdi sözcükte yapıda biliyorsunuz aslında biz bunu üç kısma ayırıyoruz. Kök, ek ve yapı meselesi. Burada
Burada değerli arkadaşlar, kök kısmından mı gelecek, ek kısmından mı gelecek, yoksa sözcüğün yapısı ile ilgili mi bana bir şey söyleyecek bilmiyorum. Şimdi burada altını çizerek benim işimi kolaylaştırdığını düşünseniz de yanılıyorsunuz. Çünkü yaptığınız şey bu parçanın bütününe bakmadan değerli arkadaşlar sadece altı çizili sözcüğe odaklanmak oluyor. Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim size. Bir Adana seçeneğini atlamak istiyorum size. İkinci sözcüğün sıfat fiili ki aldığını söylüyor. İkinci sözcüğün taştığı sözcüğü ve çok rahat. Bu sıfat fiilin dık dikeki hiçbir şeyle karışmadığı için ben evet bu sıfat fiilekidir diyorum. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş diye kodluyorduk. Üçüncü sözcüğün iyelik eki aldığını söylüyor. Değerli arkadaşlar, iyelik eki bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren bir ektir. O yüzden biz bir sözcüğün iyelik eki aldığını düşünüyorsak o sözcüğe üç sorumuzdan birisini yöneltebiliriz. Kimin, neyin ve ne? Bu soruyu yönelttiğimizde cümleden sözcük olarak yanıt alabiliriz ya da zihnimizden benim, senin, onun, bizim, sizin, onların diye cevaplar verebiliriz. Bazı arkadaşlarımız direkt bu soruları sormadan bu yöntemi deniyor. Başına benim, senin getiriyor ama uzun cümlelerde bu işe yaramıyor değerli arkadaşlar. Bakın, üçüncü sözcüğün olduğu cümleyi okuyorum. Köyden ilk kez ayrılacağı zaman babasıyla çarşıdan almışlardı. Hemen sordum bak, kimin babası dedim. Kimin babası dediğimde burada cümlede sözcük olarak yok ama zihnimden diyorum ki onun babası. O zaman üçüncü sözcük iyelik eki almış oldu. Dördüncü sözcük geçmiş zaman eki almıştır diyor. Ben iki tane geçmiş zaman biliyorum. Birisi öğrenilen geçmiş zaman. Bunun ekini mış olarak biliyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar görülen geçmiş zaman. Bunun da ekini dıdı olarak biliyoruz. Burada bana sadece geçmiş zaman dediği için ikisinden birinin olması yeterli. Gördüğünüz gibi gülümsemek fiiline gelen bir görülen geçmiş zaman ekim var. O yüzden Denizli seçeneğini de eledim. Beşinci sözcük zarf fiil eki almıştır diyor. Bakıyorum eğilmek, daha doğrusu sözcüğün kökü eğmek. Eğmekten eğilmek olmuş ve sıfat fiilin en sık kullanılan eklerinden biri arak erek. Yani Edirne'yi de doğru kabul et. Peki Adana seçeneğim neden yanlış? Hemen birinci cümlenin sözcüğün olduğu cümleyi okuyorum bakın. Gözleri odanın bir köşesine fırlatılmış, içinden giysilerin taştığı valize takıldı. Kimin gözleri takıldı? Kimin gözleri valize takıldı dediğimde onun gözleri diye yanıt alıyorum. Yani buradaki ekim değerli arkadaşlar belirtme durum eki değil. Nedir diyorum? İyilik eki. 2022 TYT de bize gösterdi ki ÖSYM iyilik ekiyle belirtme hal ekinin farkını sormaktan vazgeçmeyecek bakın. Her sene bir şekilde ne yapıyor? Çıkıyor. Kesinlikle Seher Hoca cümleye göre bakmalısınız. Bakın altı çizili sözcüğe odaklanıyorsunuz. Sözcükleri cümleden bağımsız düşünemem. Çünkü cümle içerisinde anlam kazanıyor hepsi. Gelin bakın. Belirtme hal eki i. Bak belirtme hal eki i. Tabii ki bazen sözcüklere ı olarak gelebilir, bazen u olarak, bazen ü olarak. Ama bu ekler değerli arkadaşlar, üçüncü tekil iyelik eki olarak kullanıldığı gibi aynı şekilde bir de belirtme hal eki olarak kullanılır. Ayrımını az önce söylediğim gibi yapıyorsunuz. Çözeceğim İsmail Hoca. Kimin, neyin, ne sorularını yöneltebiliyorsanız nedir diyeceksiniz? İyelik eki var diyeceksiniz. Devam. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Önce seçeneklerimi okuyacağım ve ne arayacağım diyeceğim. Burada da önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın
Önemli olan burada doğru cevabı vermek değil, onu söyleyeyim. Belirtme durumu eki almış zamir. Bak, bir belirtme durumu eki arayacağım ama bu zamire gelecek. Üçüncü çoğul iyelik eki almış bir isim arayacağım. Hocam, üçüncü çoğul iyelik eki ne? Üçüncü çoğul kişim ne benim? Onlar. Dolayısıyla onların olacak bir ek arıyorum. İşaret sıfatı arayacağım. Edat ya da diğer adıyla ilgeç arayacağım. Sıfat fiil ya da diğer adıyla ortaç arayacağım. Şimdi stres yapmadan ilk okumam esnasında bakıyorum hangilerini bulabilirsem ilk olarak. Halit Ziya bu basit ve özentisiz romancılığına son vermiş ve kahramanların ihtiras ve duygularını tahlil etmeyi, onları kendi içinde göstermeyi esas alarak sanatkârane bir üslupla batılı anlamda romanlar yazmıştır diyorum. Ve hemen şurada bu sözcüğünü görüyorum bakın. Bu basit romancılığa, bu romancılığa dediğimde ismi işaret eden bir sözcük ve ben bununla Ceyhan seçeneğini çok rahat bir şekilde ne yaparım? Elerim. Peki devam ettiğimde arkadaşlar şurada bir ları leri eki görüyorum bakın. Hemen atlamıyorum. Şöyle olsaydı bu bakın. Burası çok önemli. Bu da geçen yılın TYT sorusuydu. Kahramanın duygularıyla bakın kahramanın duyguları sözüyle kahramanların duyguları aynı şey değil. Yani aynı eki almamışlardır. Şimdi dikkatli dinle. Şimdi burada neye bakacağım ben? Şu soruyu soruyorum. Duygular kime ait? Kimin duyguları diyorum? Kahramanın diyorsun. Peki kahraman burada tekil mi çoğul mu? Burada tekil. O zaman bunu onun diye okurum, değil mi? Peki buraya geldim yine sordum. Kimin duyguları dedim kahramanları. Bu sefer buna baktığımda bu çoğul. O zaman bunu onların diye okurum. Peki bu neyi değiştirecek hocam? Bu şu sözcüğü nasıl ayıracağını değiştirecek. Diyeceksin ki burada duygu önce bir çoğul eki almıştır hocam. Ardından ise onun duyguları dediğimizde üçüncü teki iyelik eki almıştır. Ama aşağıdakini ayırırken onlarını başa getirdiğin için duygu sözcüğüne gelenek çoğul eki değil, ları leri eki dediğimiz üçüncü çoğul iyelik ekidir. Ve ben parçaya dönüp baktığımda duygular kimin dediğimde kahramanların olduğu için ben üçüncü çoğul iyelik eki almış isim de var diyorum. Sonra devam ettiğimde bakalım ne görüyorum? Hemen şurada değerli arkadaşlar bakın onları sözcüğünü görüyorum. Tamam, onları sözcüğünü görüyorum. Bu sözcük benim için bir zamir. Neden? İsmin yerini tutmuş bir zamir. Peki ne eki almış bu? Kimin onları, neyin onları, ne onları? Yani bana iyelik ekini bulduracak bir soruya cevap vermiyor. Dolayısıyla bu zamirde görmüş olduğum ı eki belirtme hal ekidir diyorum ve bunu da eliyorum. Ve hem çok kolay hem de gözden çok kaçan bir edat görüyorum arkadaşlar. Üslupla sözcüğüne dikkat edin. Burada bir ile sözcüğü var. Hem edat hem bağlaç olarak kullanılır. İlenin yerine ve getiremediğimiz her durumda sözcüğe edat diyeceğiz. Bir üslup ve batılı anlamda romanlar yazmıştır diyemediğimiz için edattır diyorum. Dolayısıyla bu parçada ne yoktur? Bir sıfat fiilim yoktur. Anlaştık mı? O zaman bu sene çok hoşuma gitti benim. 2022 TYT yazım kuralları sorusunda kesinlikle Gamze hocam şöyle. Burada mışmış sıfat fiil olarak kullanılabilir ama cümleyi okuduğumuzda Halit Ziya bu basit ve özentisiz romancılığına son vermiş ve
kahramanların ihtiras ve duygularını tahlil etmeyi, onları kendi içinde göstermeyi esas alarak. Yani burada mışmişeki değerli arkadaşlar yükleminizde bulunuyor. O yüzden buradaki ek sıfat fiil eki değil. Tamam. Şimdi şundan bahsediyorum. Yazım kuralları sorusunun cevabı 2022 TYT'de İknur Hocam olmasaydı ve ardından bir isim gelmiş olsaydı kesinlikle bir sıfat fiil diyecektik. Şimdi sorunun cevabı şuydu. İki noktadan sonra cümle yoksa şayet eğer ya da özel isim yoksa bir küçük harf kullanacaktık. Bununla ilgiliydi. Ancak başka yazım bilgileri de yazım kurallarının da çok sorgulandığı değerli arkadaşlar bir soruydu. Ben çok beğenmiştim. Şimdi gelin birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili çözelim. İçimden bir his bu sene birleşik sözcüklerin yazımı size gelecek diye düşünüyorum. Nuriye gözlükleri takalı çok oldu. Akşam ya bir de yoğun derse girdim göremem diye. Şimdi bakalım birleşik sözcüklerim ne? Bülbül yuvası var, cam göbeği var, eloğlu var, göktaşı var, oldu bitti var. Şimdi dikkat. Bakın burada dikkatli dinleyin lütfen. Yazmaz, söylediğim kuralları hatırlamaya çalışırsanız sizin için daha iyi. Şimdi normalde Türk Dil Kurumu'nun birleşik sözcüklerin yazımında söylediği bir şey var. Arkadaş diyor, ikinci kelime bizler için çok önemli diyor. İkinci kelime diyor, eğer diyor anlamını kaybetmişse, birleştiğinde yeni bir anlam kazanmışsa değerli arkadaşlar, birinci kelimeye muhtaçtır ve bitişik yazılır diyor. Şimdi ben yuva kelimesinin anlamını düşünüyorum. Göbek sözcüğünün anlamını düşünüyorum. İyi de bülbül yuvası dediğimde bu bir tatlı. Cam göbeği dediğimde bu bir renk adı. Yani yuva ve göbek sözcükleri gerçek anlamından ne yaptı değerli arkadaşlar? Uzaklaşmış oldu. O yüzden birinci kelimeye muhtaçlar ve nasıl yazılacaklar? Bitişik yazılacaklar. O zaman Adana ve Bursa'da birleşik sözcüklerimin yazımı kesinlikle nedir? Doğrudur. Gelelim Ceyhan seçeneğinde size hatırlatacağım kurala. Burada değerli arkadaşlar ÖSYM diyor ki oğlu ve kızı sözcükleriyle kurulan bazı birleşikler vardır diyor. Mesela diyor el oğlu, mesela diyor el kızı ya da diyor ki çapan oğlu ya da diyor ki insan oğlu ya da diyor ki hin oğlu hin. Bunları bitişik yazacaksın diyor. Ancak ve ancak. Tabii ki şöyle dediğinde amca oğlu, hala oğlu, dayı oğlu. Yani bir akrabalık bildirdiğin zaman bunları nasıl yazacaksın? Ayrı yazacaksın. O zaman işin şu kısmında da ne yapacağım? Dikkat edeceğim. O zaman Ceyhan'da da bir yazım yanlışım yok. Hemen Edirne ile ilgili bir kural hatırlatması yapmak istiyorum. Bunun için lütfen her iki sözcüğüme de dikkatlice bak. Oldu bitti derken olmak ve bitmek fiillerine ikisine de dı geldi. Bir birleşik sözcüğün her iki kelimesinde de dı varsa ya da er geniş zaman eki varsa bu birleşikler bitişik yazılacak. Bakın oldu bitti dedim ya da ne diyebilirdim? Kaptı, kaçtı diyebilirdim. Bak ikisinde de dı var. İkisinde ağır er olanı örnek veriyorum. Okur, yazar dediğimde ya da konar, göçer dediğimde bunları da bitişik yazmam gerekiyor. Denizli'ye geldiğimde ise arkadaşlar, Denizli için şunu söyleyebilirim. Şimdi biz ne demiştik? İkinci sözcük anlamını yitirirse birinci sözcüğe ihtiyaç duyar. Oysa ki göktaşında taş gerçek anlamını ne yapmadı? Yitirmedi. O yüzden göktaşı sözcüğünün nasıl yazılması gerekiyordu? Ayrı. Mesela bazen
meteor taşı der. Bunu da yine nasıl yazmam gerekiyordu? Ayrı yazmam gerekiyordu. Hocam onlar iki sözcüklü yüklemler. Biz burada okur yazar insan diyerek nitelik bildiren bir sözcük yapıyoruz. Evet, yine soru kolay, yine soru kolay. Ancak ben bunu neden aldım söyleyeyim. Bir sürü kural hatırlatması yapmak için aldım. Şimdi soruları genelde seçerken buna göre seçiyorum. O yüzden diyorum doğru cevaba odaklanmak önemli değil. Burada göreceğimiz bir bilgi mutlaka bir başka soruda işe yarayacak. Şimdi bakın, bir sözcüğü var. Kendisi küçük ama gerçekten işlevi çok büyük. Şöyle ki bir sözcüğü cümlede aynı anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. Bir sözcüğü cümlede tek anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. Bir sözcüğü herhangi bir göktaşı ayrı hocam. Gerçek anlamını korudu çünkü taş sözcüğü. Odaklanamadınız o yüzden geri döndüm. İrem hocam da yazmış. Taş gerçek anlamını korumuş olduğu için birinci sözcüğe ihtiyacı yoktur. Göktaşı, hava taşı, meteor taşı derken ayrı yazacağız. Evet, şimdi bir sözcüğüne gelelim lütfen. Üç anlama gelecek şekilde Türkçe'de kullanılıyor ve bunları şöyle söyleyeceğiz. Bir aynı anlamına geldiğinde bir niteleme sıfatı, tek anlamına geldiğinde bir sayı sıfatı. Önce bilgilerimi vereceğim, sonra soruya geçeceğim. Herhangi bir anlamına geldiğinde de belgisiz sıfat. Sonra ikinci seçenekte ne demiş? Kim sözcüğü soru zamiridir demiş. Hiç parçayı okumama bile gerek yok. Kim her zaman soru zamiridir arkadaşlar. İstisnasız soru zamiridir. Ancak geldiğinde Ceyhan seçeneği için önemli bir bilgi vereceğim. O sözcüğü işaret zamiridir demiş. Bakın o sözcüğüne geldiğim zaman tamam mı? Bunun için şöyle demeliyim. Bunun ek almış halleri de olur tabii. O, onlar, onların, onu, ondan yani. Temelde kökünü söylüyorum size. Şimdi bu sözcük bir kişi zamiri olarak da benim karşıma çıkabilir. Bir işaret zamiri olarak da benim karşıma çıkabilir. Burada eğer insanın yerini tutmuşsa kişi zamiri, İnsan dışı bir sözcüğün yerini tutmuşsa canlı veya cansız fark etmez. İşaret zamiridir diyeceğim. Ceyhan'la ilgili bilgimi de verdim. Hemen ne sözcüğüne geldim. Bu da bence aşırı derecede önemli bir kelime. Çünkü ben bu sözcüğü Türkçe'de birçok anlama gelecek şekilde kullanıyorum. Bakın hangi anlamına gelecek şekilde kullanıyorum ya da niçin anlamına gelecek şekilde kullanıyorum. Ya da bu sözcüğün yerine bazen bir isim ya da bazen bir zamir getirerek okuyabiliyorum. Bazen de değerli arkadaşlar çok anlamında kullanılıyor. Şimdi hepsinde türü değişiyor. Nasıl değişiyor hocam? Nasıl değişiyor? Gönül hocam olur. Ama ikisi zamir olduğunda ayırmak olduğu için o okul, o insan, o sınıf, o soru desem işaret sıfatı olur. Şimdi ne sözcüğü hangi anlamına geldiğinde, örneğin öğrenciler ne tarafa gittiler dediğimde burada değerli arkadaşlar ne olacaktır? Soru sıfatı olacaktır. Ya da saatlerdir bana ne bakıp duruyorsun dediğimde burada ne sözcüğünü niçin anlamında kullandığım için soru zarfı olacaktır. Peki gelirken sana ne alayım diye bir cümle kur. Ve ben bu sözcüğün hangi anlamına gelmediğini görüyorum. Niçin anlamına gelmediğini görüyorum. Ve şöyle okuyabiliyorum. Gelirken bana işte elma al, gelirken bana çiçek al dediğimde yerine bir isim koyabiliyorum. İşte bu gibi durumlarda değerli arkadaşlar kendisi soru zamiri oluyor. Ama şöyle deseydim, ne güzel gülüyorsun sen öyle deseydim,
Burada da çok güzel gülüyorsun demek isteyecektim ve dolayısıyla burada da kendisi derecelendirme görevinde bir miktar zarfı olacaktı. Geliyorum son bilgime, sonra soruma geçeceğim. Sabrınız için de teşekkür ediyorum Arca. Dikkatle dinlediğinizi düşünüyorum. Aralarda yazmadığınız için. Daha tehlikeli bir kelime. Neden tehlikeli? Cümleyi okursan hiç tehlikeli değil. Şimdi daha sözcüğü çok anlamıyla da kullanılır. Daha sözcüğü henüz anlamıyla da kullanılır. Ha şöyle söyleyeyim. Kesinlikle her durumda zarftır. Ama çok anlamında kullandığınızda bir miktar zarfı iken henüz anlamında kullandığınızda bir zaman zarfı. Bak önce seçeneklerimi yorumladım. Dörtlüğümü hiç okumadan zaten Bursa seçeneğini ne yapmıştım? Elemiştim. Şimdi gelin seçeneklerden gidelim. Bir sözcüğü belgisiz sıfattır. Bakıyorum. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam. Hangi gün? Allah bilsin hangi gün. Herhangi bir anlamında kullandım. O zaman belgisiz sıfattır diyebilirim. Doğru mu? Peki geldi. O sözcüğü işaret zamiridir dedi. Bunu bir atlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Denizli'ye geliyorum. Ne sözcüğü değerli arkadaşlar? Miktar zarfıdır diyor. Neredeydi? Bak şurada. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim. Hangi anlama geldi arkadaşlar? Çok anlamına geldi, değil mi? Çok güzel görünürsün. O zaman Denizli seçeneğini de bir çırpıda ne yaptım? Eledim. Peki daha sözcüğü zaman zarfı mı acaba? Daha burada bak, daha burada. Daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Henüz sisler kalkmamıştı Haliç'ten dediğinde zaman zarfıdır diyebiliyorum. Ancak sevgili arkadaşlarım, o sözcüğü işaret zamiridir. Gidiyor, geliyor, kapına biri kapıyı vuruyor, tık 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 tık. En sonda konuşalım İrem hocam onu, tamam? Kim o dediğimde kapıyı vuran bir insandır. Dolayısıyla buradaki o sözcüğü insanın yerini tuttuğu için işaret zamiri değil, nedir? Kişi zamiri. Anlaştık mı? O nedenle de Ceyhan diyoruz. Bence değerli bilgilerdir. İlk kez duyuyorsanız ya da sürekli karıştırdığınız yerlerse not almanızı tabii ki tavsiye ederim. C'yi bir daha anlatır mıyım? Şimdi geldi biri kapıyı vurdu. Tık tık tık. Vuran kişi bir kedi olamaz, bir köpek olamaz. Kapın çalıyor, zil çalıyor, değil mi? Bir insanın yerini tuttuğu için arkadaşlar burada işaret zamiri olamaz. Senden daha güzel karşılaştırma oluyor Semra Hocam. Kesinlikle oluyor. Evet, bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ne arayacağımıza bakalım mı? Sayı sıfatı, soru zarfı, miktar zarfı, işaret zamiri ve dönüşlülük zamiri. Şimdi ilk öykü kitabınız Benim Adım Mayıs'ta şöyle bir cümle geçiyor. Pek iyi bir yazar olabilecekken Dostoyevski'den sonra doğduğum için yazar olamam. İlk öykü kitabınızdan bu yana kendi edebiyat yolculuğunuzu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi hemen şurada değerli arkadaşlar bir ilk sözcüğü görüyorum. Bakın önemlidir. Şimdi siz hepiniz bir gün dediğimde ya da şöyle bir gün şu anda cümle içinde kullanmadığım için saçma olabilir ama iki arkadaş dedim bak iki arkadaş. İkinin sayı sıfatı olduğunu bulamayacak olan yok. Ya da üçüncü basamak dediğimde üçüncünün sayı sıfatı olamayacağını bulacak olan yok değil mi? Şimdi burada arkadaşlar bir şeyi karıştırabilirim ben. Sayı sıfatı olarak göremeyebilirim. Onlar nelerdir? İlk sözcüğüdür, son sözcüğüdür, orta sözcüğüdür, ortanca sözcüğüdür. Şimdi şöyle dediğimde, ilk deneme dediğimde, kesinlikle Gamze Hocam doğru, ilk deneme ya da son tur dediğimde ya da orta sıra dediğimde ya da
ortanca kardeş dediğimde bu sözcükler birer sayı sıfatı olarak kabul edilecektir. O yüzden Adana seçeneğini doğru olarak ne yaparım alırım. Sonra değerli arkadaşlar şurada bir pek sözcüğü görüyorum, gördünüz mü? Burada bana miktar zarfını sormuş. Şimdi lütfen dikkatle dinle. Şimdi bazı arkadaşlarım bana diyor ki hocam biz zarfı bulurken fiile ya da fiilimsiye soru sormuyor muyduk? Bu nasıl bir zarf oluyor? Şimdi arkadaşlar zarfların hani hepimiz tarafından belki çok yaygın bilinmeyen iki görevi daha var. Zarflar bir sıfatın ya da kendi türünden bir sözcüğün önüne gelerek onu derecelendirir. Şimdi burada pekin çok anlamında olduğunu görüyoruz. Ancak lütfen dikkat et. Bu peki bulabilmek için iyi sözcüğüne soru soruyorsun. Yani şu soruyu yöneltiyorsun bak. Ne kadar iyi? Peki diyorsun. O zaman soruyu yönelttiğin sözcüğün türünü bulmalısın hemen. E tabii ki bunun türünü bulabilmek için de biz bir sonraki sözcükten yararlanırız. Bir sonraki sözcük yazar bir isimdir. Ve nasıl yazar dediğimde iyi sözcüğü nedir? İsme sorduğun soruya cevap verdiği için sıfattır. İşte ben burada ne kadar sorusunu bir sıfata yöneltmiş oluyorum. Ve buradaki pek sözcüğü değerli arkadaşlar sıfatı derecelendiren miktar zarfıdır diyorum. Tamam. Yani Bursa seçeneğini de bu anlamda ne yapmış oldum? Elemiş oldum. Devam ediyorum. Soru zarfı diyor. Şimdi burada bir soru sözcüğü gördüm. Bir soru sözcüğü gördüm. Bunu gördükten sonra değerli arkadaşlar şunu soruyorum. Bak, nasıl elbise, nasıl çocuk, nasıl okul, nasıl sınav desem, nasıl sorusunu bir isme yöneltiyorum. Ancak burada nasıl değerlendirirsiniz derken buradaki nasıl sorumu yönelttiğim sözcüğümün türü bir fiil. O zaman burada kullandığım sözcük ne olacaktır? Soru zarfı olacaktır. Eledim. Dönüşlülük zamiri kendi sözcüğüdür biliyorsunuz ki. Hemen şurada yakaladım ve dönüşlülük zamiri de var dedim. Peki Denizli seçeneği yanlıştı hocam. Parçada mesela işaret bildiren kelime var. Bir şöyle kelimesi var. Bir de bu kelimesi var hocam. Bunlar mesela işaret bildiren sözcükler ama zamir değiller. Şöyle cümle, şöyle soru dediğim zaman ardından bir isim geldiği için değerli arkadaşlar bu zamir değil sıfattır. İşaret sıfatıdır. Aynı şekilde bu yan dediği için bunun da arkasından bir isim geldiği için bu da yine nedir? İşaret sıfatıdır diyoruz. Anlaştık mı? Evet, şimdi beni sosyal medyada da takip ediyorsanız anlamadığınız yerleri siz not alın. Evet, not alın arkadaşlar. Gördüğümde cevaplıyorum ancak böyle teker teker olunca çoğunluğa tabii ki uymak zorundayız. Sizi de kırmak istemiyorum. O yüzden herkese cevap veriyorum ben genelde. Bu cümlenin öge sıralanışı, şimdi bak öge sorusu MSÜ'de iki tane, TYT'de bir tane geldi. Ögeyi çok seviyor. Ögeden çünkü sizler ayarlıyorsunuz değerli arkadaşlar. Sadece benim görebileceğim şekilde bana mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi ögede şu bilgiyi lütfen atlamayın. Çünkü burada da aslında yine güzel bir bilgi vermek için, bana göre güzel ve önemli bir bilgi vermek için soruyu aldım. Ögeleri bulma sıra değerli arkadaşlar. Soru bana dolaylı tümleç bile olsa önce yüklemi bulacağım. Bak mecburum, tamam? Sonra özneyi bulacağım. Sonra varsa tabii ki nesneyi. Tümleçleri ise kendiniz bir sıraya ne yapabilirsiniz? Sokabilirsiniz. Dolaylı tümleç ya da zarf tümleç. Şimdi burada tabii ki bir el alışkanlığımız var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? O el alışkanlığıyla bir sondaki sözcüğe geçiyoruz. Yani bir bodozlama atlıyoruz ona.
Nedir burada benim sondaki sözcüğüm? Geçtim. Tamam, bak bunu çizin. Ama çizdikten sonra da şunu kontrol edin. Bu bir fiil. Bir fiil olduğu için fiiller birleşik yapılı olabilirler, fiiller deyim oluşturabilirler. Ben bir gideyim komşusundaki sözcüğe bir bakayım bakalım. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum Muhammed Bey. Kendisinden önceki sözcükle bir deyim oluşturmuş mu, bir birleşik yapılı fiil oluşturmuş mu diye bir bakayım dönüp. Anadolu'dan geçtim. Böyle bir birleşik fiil yok. Böyle bir deyim yok. O yüzden bu sözcük tek başına benim neyim olacaktır? Yüklemim olabilecektir. Şimdi dikkat. Bakın, ben şu an size soruları nasıl yönelteceğinizi yazıyorum. Ama siz bunu sınavda yazmayacaksınız. Hani uzun uzun bunu mu yapacağız demeyin. Siz bu soruları zihnen soruyorsunuz. Geçtim. Yüklem fiilse özneyi bulurken değerli arkadaşlar yükleme an en getiririm ve geçen kim ya da geçen ne sorularını sorarım. Soruyorum ama cümlede sözcük halinde bir cevap alamıyorum. O yüzden buna gizli özne diyorum. Tamam. Sonra Betül Hoca demişti ki yüklemi buldun, özneyi buldun. Bak bakalım nesneyi bulduran sorular var mı? Neyi geçtim? Kimi geçtim? Ne geçtim? Var mı? Cevabım yok. Bak nesneyi bulduran 3 soruya yanıtım yok. Hemen geçtim. Dedim ki nasıl geçtim? Nasıl geçtim? Bazen yurtlarından ayrılıp uzak diyarlara giden sırtları torbalı, elleri asalı, yürekleri düğümlü insanlara karışarak, bazen seyrek uzun kirpikli kara gözlerine toplanmış derin dertleri hörgüçlerinden fazla göze çarpan ağır deve kafileleriyle birleşerek. Tamam. Şimdi burada değerli arkadaşlar şu kısım benim zarf tümlecini bulduran soruma cevap verdi. Şimdi özne ve yüklemi bulduktan sonra bence diğerlerini bulurken özneyi okuyacaksınız, tamam mı? Sorduğum soru neydi burada? O, pardon ya, şuraya ne yaptık? Bak çok soru sorduğunuz için değerli arkadaşlar şöyle yapalım mı? Şu ben olacak. Lütfen ben soruyu bitireyim. Anlamadığınız yer varsa değerli arkadaşlar öyle sorun. Yandan bir akış var. Çok fazla şey sormak istediğinizi ben farkındayım ama soruya mı odaklanayım, oraya mı odaklanayım? O yüzden soru bitsin. Anlamadığınız yere o zaman sorun, tamam mı? Lütfen. Şimdi yüklemi bulduk. Yüklem kendisinden önceki Anadolu'dan sözcüğüyle bir birleşik yapılı fiil ya da deyim oluşturmadı. Yüklemden sonra bulmam gereken öge özneydi. Geçen kim dediğinde ben yanıtını aldım. Ancak cümlede sözcük halinde yok ve ben bu özneyi ne diyorum? Gizli özne. Daha sonra şu soruyu yöneltiyorum arkadaşlar. Nesne var mı? Çünkü üçüncü sırada varsa eğer nesneyi bulacağım. Ben ne buldum? Cevap yok. Ben neyi buldum? Cevap yok. Ben kimi buldum? Cevap yok. O zaman bu cümlede bir nesne varlığı söz konusu değil. Doğru mu? Sonra geldim. Diğer ögeyi bulacağım. Zarf tümleci var mı mesela? Neydi zarf tümlecinin soruları diye hatırlayacak olursam nasıl sorusunu sorabilirim? Ne zaman sorusunu yöneltebilirim? Niçin sorusunu yöneltebilirim? Ne kadar sorusunu yöneltebilirim? Ve bunlardan nasıl yöneltiyorum? Ben nasıl geçtim diyorum. Ve bir başladım. Deve kafileleriyle birleşerek yanıtını aldım. O zaman bu benim neyim olacaktır? Zarf tümleç. Peki sonra dolaylı tümleç var mı diye bakıyorum. Dolaylı tümleci bulurken soru sözcüklerimin sonunda E, D, den olmasını bekliyordum. Yani kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Nereye, nerede, nereden? Hangisine, hangisinde, hangisinden? Şimdi değerli arkadaşlar sorumu sordum. Ben nereden geçtim? Ben nereden geçmişim? Anadolu'dan. Şimdi Gamze hemen çeldiriciye düştü. Şimdi
Bu cümlenin öge sıralanışı bana soruldu. Bir kere arkadaşlar şu bilgiyi bilmem şart. Gizli özne öge sayısına ve sıralamasına dahil edilmez. O yüzden benim cümlem özne ile başlamış olamaz. Dolayısıyla ben bunu zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem olarak alacağım ve doğru seçeneğim Bursa diyeceğim. Bu benim hangi seçeneğimdi? Çeldirici seçeneğimdi. Bunu bulduktan sonra zaten gidip şunu, şunu, şunu kimse işaretlemez. Karışabilecek seçenek nedir burada? Adana'dır. Onun içinde hangi bilgiyi bilmem gerekir? Gizli öznenin öge sayısına ve öge sıralamasına dahil edilmediğini. Geçtik nefes almadan. Figen, çok mutlu oluyorum Figen Hoca. Aşırı mutlu oluyorum siz öyle söyleyince. Evet, çok şükür. Şimdi parçanın bütününü anlamama gerek yok. Parçanın bütününü anlamama gerek yok. Tek tek cümle analiz edeceğim çünkü burada. Birinci cümle yapıca, girişik, birleşik, anlamcı, olumsuz. Şimdi sakince dinle. Girişik, birleşik cümle deme, yapıca ne demek? Bir tane elimde yüklem olacak. Bak, yüklem. Lütfen sayısına dikkat et. Bir tane. Artı cümlede fiilimsi olacaktı. Ama fiilimsinin sayısı önemli değil. En az bir olacak, iki de olabilir, üç de olabilir. Ama yüklem sayısı artmayacak. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Tanıyamaz. Önce yüklemi buldum. Anlamcı olumsuz mu? Evet. Çünkü tanıma yargısı gerçekleşmiyor. İşin şu kısmı doğru. Peki girişik birleşik cümlemi bir tane yüklem buldum. Cümlede bir de ne var? Bir de değerli arkadaşlar fiilimsi var. O zaman benim verdiğim tanıma uyuyor. Yani girişik birleşik cümle. Hemen ikinci cümledeki kurala geçiyorum. İkinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir. Kurallı olabilmesi için yüklemin sonda olması gerekiyor. Fiil cümlelerini biliyoruz zaten makmekle okunuyor. Hemen geldim, gerektirir yüklemini buldum. Sonda olduğu için kurallıdır dedim. Gerekmek diye okuyorum, o yüzden fiildir dedim ve Bursa'yı ne yaptım? Eledim. Ceyhan'a geldim. Üçüncü cümle yapısına göre bağlı, anlamına göre olumlu bir cümledir. Arkadaşlar bakın. Hem sıralı cümlelerde hem bağlı cümlelerde biliyorsunuz ki önceki bilgilerinizden bazı öge ortaklıkları söz konusu olabilir. Mesela özneyi ortak kullanabiliriz, nesneyi ortak kullanabiliriz ve yüklemi de ortak kullanabiliriz. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Üçüncü cümleyi okuyorum bakın. Gerçek değerlerimizi öğrendiğimiz gün, ellerinizi indirin, kendimizi tanımış ve dünyayı tanıtmış olacağız. Bak şurada bir V var. Ve bu V'de bir ortak yüklem görüyorum. Kendimizi tanımış olacağız. Kendimizi tanıtmış olacağız. Yüklemi ortak, bağlı bir cümledir bu. Olacağız dediğine göre olma yargısı da gerçekleşecek. O zaman Ceyhan seçeneğini de doğru kabul edeceğim. Tamam? Sonra geldim, Denizli'yi bir atladım. Değerli arkadaşlar, yok Denizli'ye bakıyoruz. Dördüncü cümle birleşik bir fiil cümlesidir. Dördüncü cümleye bakalım. İlahi övgüye mazhar olan böyle bir devletin tarihini iyi tanımalıyız. Yüklem. Doğru okumalıyız. Yüklem. Bir sürü birleşik cümle çeşidim var. Ancak hangi çeşit bir birleşik cümlem olursa olsun yüklem sayım birleşik cümlelerde her zaman için bir tane. Oysa ki ben burada iki tane yüklem gördüm ve bu iki yüklem virgülle birbirinden ayrıldı. O zaman bu cümle birleşik bir cümle değil, sıralı bir cümledir diyorum. Yani fiil cümlesi olduğu kısmı doğru. Tanımak da okumak da fiil. Ancak birleşik olduğu kısmı yanlıştır ve cevabım
Denizli olacaktır. Edirne'yi de bir tahlil edelim. Beşinci cümle anlamına göre olumlu, yapısına göre basittir. Şimdi kurulacaktır yüklemini buldum. Kurulma yargısı gerçekleşiyor, eylemler gerçekleştiği müddetçe olumlu. Peki yapısına göre basit olabilmesi için hocam ne gerekiyor? Cümlede tek yargı olacak. Yani bir yüklemin dışında yargı bildiren başka unsur olmayacak. Ve kurulacaktır yükleminin dışındaki sözcüklere baktığımda hiçbiri yargı bildiren bir unsur değil. O yüzden basit bir cümledir. Sıkıldınız mı Kübra Hocam? Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Ben ders anlatırken genelde saati unutuyorum. Öğretmenim, Seda Hocam, şimdi birleşik bir cümle olabilmesi için, bak, şartlı birleşik var, kiili birleşik var, iç içe birleşik var. Ama bütün birleşik cümlelerimde bir tane yüklemim olacak, tamam mı? Bir yüklemim olacak. Ama benim dördüncü cümlemde bulduğum yüklem sayım 2. 2 yüklemi olan bir cümle ya sıralı ya bağlı olur. Peki nasıl karar vereceğim? Sıralı mı bağlı mı? Eğer 2 yüklemi bu cümledeki gibi virgülle ayırdıysan sıralı, bu 2 yüklemi eğer bağlaçla ayırdıysan bağlı olacak. Geçtim. Şimdi artık biraz anlam sorularına geldim. Birleşik hocam, bakın bu da güzel bir soru. O yüzden Ayla'nın sorusunu da şöyle cevaplayacağım. Bakın, size cümlenin yapısı sorulursa, bak, cümlenin yapısı sorulabilir. Sözcüğün, hayır, şimdi paragrafa geçiyoruz Merve hocam. Sözcüğün yapısı sorulabilir. Şimdi sen cümlenin yapısı sana sorulduğunda sen cümledeki yargı sayısına bakarsın. Tamam. Sonra sözcüğün yapısı sorulduğunda arkadaşlar burada neye bakarsın? Aldığı eke bakarsın. Eklerin işlemini. Yapım ekimi, çekim ekimi almış. Sana onu sorsaydı birleşik yapılı fiil derdi. Evet, hadi bakalım şimdi. Bu parçadaki 6 çizili söz aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Şimdi ben bununla ilgili açıklama yapacağım. Bu kavramlar bence paragraf sorularını çözerken böyle bir soru gelmese bile bunları işaret eden ana düşünce soruları oluyor. Bakın, yoğunluk ve derinlik benim için aynı şeyler. Lütfen alacağın nota dikkat. Burada yoğunluk veya derinlik diğer adıyla dediğim zaman anlatılanlarda arkadaşlar adı üzerinde anlam derinliğinin olmasıdır. Bakın, anlam derinliğinin olmasıdır. Ya da daha anlaşılır bir ifadeyle her okuduğumuzda yeni bir anlam keşfetmemizdir. Şöyle düşünün. Bazı kitapları arkadaşlar ikinci kere okuyorsunuz. Bazı filmleri belli bir zaman diliminden sonra tekrar izliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bunu izlemiştim ve burada hiç ne yok diyorsunuz. Burada hiç dikkat etmemiştim daha önce izlediğimde. İşte bu filmin ya da okuduğunuz kitabın konusuyla ilgilidir. Özlülük dediğimiz kavram nedir dersek, özlülük dediğimiz kavramın anahtar kelimesi şudur değerli arkadaşlar. Az sözcükle çok şey anlatmaktır. Az sözcükle çok şey anlatmak. Atasözlerini bunları örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Peki hocam, duruluk dediğimiz şey ne demektir? Duruluk dediğimiz şey gereksiz sözcük kullanmamaktır. Gereksiz sözcük kullanmamak. Mesela sen aynı anlama gelen sözcüğü bir cümlenin içerisinde kullanırsan o zaman burada gereksiz bir sözcük kullanmış olursun. Aynı zamanda bir anlatım bozukluğu yaparsın. Peki açıklık dediğim şey ne? Açıklık dediğim şu.
Bazen bir cümle yazarız ve o cümleden bir cümle okuruz. Ahmet ayrı bir anlam çıkarır, Mehmet ayrı bir anlam çıkarır. O zaman bu cümle açık bir cümle değil deriz biz. O yüzden bunun anahtar kelimesi şudur. Her okuyanın aynı anlamı çıkarması demektir. Tabii ben kavramları açıkladıkça cevaplar da geliyor. O zaman bakalım. Altı çizili şey ne? Kelime sayısını seyreltirken metni koyutmak. Şimdi kelime sayısını seyreltiyorum, azaltıyorum. O zaman özlü mü? Özlü. Peki metni koyultuyorum. Yani sözcük azalıyor ama anlattığım ifadeler ne yapıyor değerli arkadaşlar? Yoğunlaşıyor. O zaman yoğunluk, evet tabii ki buna bağlı olarak derinlik kelimesinde ne yaparım? Elerim. Şimdi demek ki ben kelime sayısını seyreltiyorsam gereksiz sözcük kullanmıyorum demektir. Yani buna aynı zamanda duruluk da derim. Ama ben her okuyanın aynı anlamı çıkarmasına dair altı çizili sözde bir şey göremediğim için açıklık altı çizili söz öbeğiyle ilgili değildir diyorum. Oldu mu? Edirne. Şimdi alışacaksınız hocam. İşte biz tek uzemde böyle çeşit çeşit sorular çözerek sizlere bu tarz bakış açılarını kazandırıyoruz değerli arkadaşlar. Hocam üçüncü cümlede tek yüklem yok mu? Hayır hocam. Yüklemi ortak dedik ya, yüklemi ortak bağlı cümle bu. Tanımış olmak, tanıtmış olmak. Hadi bakalım. Şimdi bu soruda, Sefa'cığım çok sağ ol. Şimdi bu soruda ben size bir yöntem söyleyeyim. Ya sinir oluyorum, gerek yok diyor okumanıza. Şimdi bak gerçek sınavdasın, şu an cevap verme soruya. Gerçek sınavdasın. Diyelim ki sana YouTube'da 10 dakikada paragrafı fulletecek bir taktik verdiler ve dediler ki boş ver okuma bunu ya, okumadan çözebiliyorsun. Ama ben eminim ki sen o taktiği dinlesen de sınavda aklın takılacak. Ya okusa mıydım acaba? Acaba ÖSYM başka bir yerden tuzağa düşürmüş mü acaba? Zaten bu ikilemi yaşayacaksın. Bunu kendine niye yapıyorsun? Şimdi bakın, evet altı çizili ya da işte bana söylenen sözden uzaklaşmayacağım. Ama bana bu parça boşuna verilmedi. Önce şöyle yapacağız. Bak ne demiş? Bu parçada geçen kültürel bağışıklık geliştirmek sözüyle anlatılmak istenen. Önce parçayı okumadan evvel bana verilen altı çizili söz öbeğini zihnimde resmedeceğim. Yani diyeceğim ki bu bana ne demek istiyor ki, ne demek bu? Tek başına düşündüğümde ne anlam taşıyor? Kültürü biliyorum, tamam. Peki bağışıklık ne demek ya? Çünkü bu sözcük mecaz anlam kazanmış, bu belli değil mi? Bağışıklık insanların bir mikroba karşı bir direnç kazanmasıdır değil mi? Direnç kazanma. Şimdi bunu böyle yorumladıktan sonra parçayı bir çırpıda okuyorum, tamam? Bugün sürekli belli bir anlayışın yazarları, dergileri, yapıtları destekleniyor. Reklam çalışmalarıyla değersiz olana alan sağlanıyor. Yayın dünyası değersiz yapıtlarla dolduruluyor. Her yerde onları görüyorsunuz. Kültürel bağışıklık geliştirememiş okuyucu, piyasaya sürekli pompalanıp duran kitaplar, yazarlar karşısında sersemliyor, yönsüz kalıyor. O zaman kültürel bağışıklık geliştiren ise değerli arkadaşlar, sersemlemez ve yönsüz kalmaz, değil mi? O zaman buna en uygun seçeneği mi? Şimdi bakın, düşmeyin. Niteliksiz edebiyat ortamından etkilenmeyecek bilinç donanımına sahip olmak. Şimdi bana söyle. Sana sorduğu kültürel bağışıklık geliştirmekte bilinç kelimesi var mı hiç? Görüyor musun bilinç? Hangi kelimeyle eşleşmesini yapacaksın? Hiçbirisiyle. Eledim. Edebiyatla hiç ilgilenmediği için, ne bileyim ya, edebiyatla ilgilendi, ilgilenmedi değil.
yönlendirme değil. Bursa zaten direkelerim. Reklamı yapılan ürünlerin değersiz olduğunu fark edememek. Ha, fark etmek deseydi tamamdı. Çünkü ben kültürel bağışıklık geliştireni soruyorum. O yüzden Ceyhan'da gitti. Ulusal değerlere aykırı yapıtların kendisini etkilemesine izin vermemek. Yani ulusal değerler neyle ilgilidir değerli arkadaşlar? Kültürle ilgilidir. Tamam? O yüzden Denizli doğru cevabımız. Neden Edirne değil? Edebiyatın yakın tarihini bilmekten kaynaklanan bir zevke sahip olmak. Zevk. Direnç olacak değil mi? Bak, etkilenmesine izin vermeyen insan nasıldır arkadaşlar? Dirençlidir diyorum. Hem direnç kelimesini hem de kültürel kelimesini karşılayacak sözlere ne yapıyorum? Yer veriyorum. O zaman haydi geçelim bir boşluk doldurmaya. Şimdi bu boşluk doldurmalarda genelde bize hangisi getirilir diye soruyor. Ben bu sefer size hangisi getirilemez diye soruyorum. Şimdi burada genelde yaptığınız şey şu, boşluklara getiriyorum sözleri hocam, önündekini işaretliyorum, arkasındakini işaretliyorum, okunuyorsa hoba oldu diyorum. Arkadaşlar bu bilgi zaten hepimiz biliyoruz ve baktığımızda da genelde hepsi kendisinden sonrakiyle okunuyor zaten. Bakın, bazen bir cümle, bazen bir parçaya sözcük yerleştiririm, tamam mı? Ve burada benim için önce boşluklu bir haliyle parçanın bütünü önemlidir. Çünkü ben cümleye de sözcük yerleştiriyor olsam, parçaya da sözcük yerleştiriyor olsam onun bir konusu var. Evvela bir boşluklu okuyayım, konusunu bir biliyorum. Adam neden söz etmiş ve söz ettiği şeyin olumlu yönlerine mi değinmiş, olumsuz yönlerine mi? Ki boşluğa gelecek kelimeler bu bakış açısıyla belirlenir. O zaman bakalım. Yahya Kemal unutamayan adamdır. Ömrümüz hatıralardan ibarettir demiştir Vanu'ya bir gün. Nazım Hikmet ise gözlerini ileriye dikmiş, geçip gideni umursamayan bir adamdır. Bu nedenle Yahya Kemal'de, Nazım Hikmet'te ağır basar. Şimdi burada bir karşılaştırma yapılmış. Yahya Kemal'le ve Nazım Hikmet'le. Peki hangi yönüyle ilgili bir karşılaştırma yapmış? Metinlerinin nesiyle ilgili değerli arkadaşlar? İçeriğiyle ilgili bir karşılaştırma yapmış. Yahya Kemal geçmişi unutmadığı için geçmişte takılı kalmış. Nazım Hikmet ise geleceğe. O zaman şöyle bir baktığımda bakın Adana, Bursa, Denizli ve Edirne bunların hepsi değerli arkadaşlar ne ile ilgilidir? İçerikle ilgilidir. Ancak baktığınız zaman kapalı bir dil ve açık bir dil dediğimizde bu kısım üslup ya da diğer adıyla ne ile ilgilidir? Biçem. Hocam üslup biçem ne? Üslup biçem dil ve anlatım özellikleri ya da söyleyiş özellikleri demektir. Mesela bir yazarın akıcı bir dil kullanması, ağdalı bir dil kullanması, işte eserini Türkçe yazması, eserinde tamlamalar kullanması, ikilemelere yer vermesi. Bunların her birisi değerli arkadaşlar bir üslup cümlesi olacak. Son sorumu çözüyorum. Ondan sonra bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Çok sevdiğim bir TYT sorusu bu. Çok sevdiğim bir TYT sorusu. Bence zaman kaybettiren bir soru olabilir. Zor bir soru değil. Herkes çözebilir. Hani şöyle bir soru tarzı geliyordu eskiden bize. Birden beşe kadar öncülde cümleleri değerli arkadaşlar ne yapıyorduk? Sıralıyorduk. Ve bize diyordu ki yukarıdaki cümlelerde geçmek fiili kaç farklı anlamıyla kullanılmıştır diyordu. İşte biz burada bunu paragrafı uyarlıyor şimdi. İrem hocam seninle Instagram'da konuşacağım ve sana yardımcı olacağım. Seni duyuyorum ama bu bir rehberlik dersi olur o zaman. Bakalım sürmek hangi anlamlarda kullanılmamış, tamam? Şimdi piyasaya sürdükleri bozuk gıdalar nedeniyle pek çok kişi sağlığından oldu. Ha,
piyasaya sürmek derken, sürmek hangi anlamda kullanıldı acaba burada? Bir malı satışa sunmak anlamında değil mi? Yani Adana. İleriye tabağı sürsen o uzatmak, ileriye doğru itmek olur. Ama piyasaya sürüyorum, yani o malı satışa sunuyorum. Devam. Devlet gereken önlemleri almayınca bu iş epeyce sürdü. Yani ne yaptı? Epeyce bu iş devam etti. Epeyce sürdü. Epeyce devam etti. Bu sahtekarlar da şatafatlı bir hayat sürdüler. Şatafatlı bir hayat sürmek. Ne demek? Herhangi bir durumun içinde bulunmak demek. Yani şatafatlı bir hayatın içinde bulundular. Şatafatlı bir hayat devam ettirdiler, sürdürdüler. Ceyhan seçeneğini de eledik. Peki geldi. Ama bu bozuk gıdaların piyasadan toplanması da aylarca sürdüğü için, yani toplatılması ne yapmış değerli arkadaşlar? Çok zaman almış. Denizli'yi de eledik ve Edirne doğru yanıtımız oldu. Değerli arkadaşlar, zaten akışı bozan, yardımcı düşünce hepsiyle ilgili soru çözeceğiz. Ömer Hocam teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. YouTube'a yükleniyor derslerimiz. Oradan da bence tekrarını izleyebilirsiniz, değil mi? Sistem yöneticimiz, yanlış bilgi vermiyorum, değil mi? Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Pekuzem ailesinde olmak, bizimle sınava hazırlanmak istiyorsanız efendim, bizler sizi aramızda görmeyi çok isteriz. Benim için de, enerjiniz için, gerçekten dikkatli dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah, inşallah. O zaman muhtemelen güzel ülkemin dört bir yanındasınız. Bütün memleketlere buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız zaten linki bıraktı arkadaşımız birçok defa. Oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bana sormayınız yani, tamam mı? Sonradan soran arkadaşlarım da oluyor çünkü. Görüşmek üzere.